أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Hocam şurada bir yeri yine düzeltme gereği duyuyorum. 127. beytte kella ila yahzunke okumuştuk. Bu kella'i bir benzetme sonuçta. Yani ellay kelimesi gibi dedi. O geriyle alakalı. Dolayısıyla bu kelimede hemzenin ya'ya ibdalinden sonra dedik ya vellâ'iye isne normalde ayet. Ebu Amr nasıl okuyor burayı? Yusuf abi. Vellâ'i okuyor. Dolayısıyla vellâ'i ye'isne böyle okunduğunda bir idgam söz konusu oluyor. Tıpkı bunda olduğu gibi diyor. Yani bunun idgamında, izharında ihtilaf olduğu gibi gerideki meseleler de böyle ihtilaflı diyor. Sonra la yahzunke femna. Ben ne demiştim hocam? İkisinde de idgam mı menet demiştim size. Orasını düzeltiyorum. Değil. La yahzunke femna. Sadece la yahzunke kelimesinde idgam yok. Onu menet. Burasını düzeltelim. Gittikten sonra aklım hep bunda kaldı. Bir baktım. Hakikaten orasını eksik, sıkıntılı okumuşuz orayı. Bir de 115. beyt az önce siz gelmeden önce ben bilmiyordum da. Evet. Burada bir virgül var. Mea Musaydir'i ve Sine bağlamışsınız. Orada da böyle bir... 115. Evet. 115. 115 mi yoksa? Evet, 115. beyt. Gıyf. Gıyf, ha. Gıyf, hulf. 114. Tamam. قِلْ خُلْفَ مَعَ مُسَيْطِنٍ وَالسِّينُ لِي Oradaki sin'i yine geriye bağlamışsınız da. O musaydır kelimesiyle alakalı. Yani gerek el-müseytirun, gerekse müseytir. Bu kelimeleri, yani müsaytirun ve müseytir kelimelerini sin'le okuyan li. Kafla bir şeyi yok değil mi? Yani قِلْ خُلْفَ ile mi? Sin'in kafla bir bağı var mı? Yani ha yok. Yok. Onlar muzaydır. İşmam. İşmam hocam. El-musaytirûne dar. Musaytirûn kelimesini dar okuyor. Hulufsüz. Gır hulfe kaf hulufle. Yani malum İmam-ı Hamza'nın iki ravisi var. Değil mi? Bir ravisi dat, bir ravisi kaf. Yani bir halef, bir hallat. Halef bunu hulufsüz okuyor. Ama hallat bunu hulufle okuyor. Burasını da böyle başka varsa aklımıza takılan halledelim. En azından etmeye çalışalım. Olur insanlık hali. Evet. Burasını geçiyoruz mu? Geçtik peki. Vel kâfı fil kâfi. Burada kalmıştı. O kella ilâ yahzunke meselesi öyle. Onu aklımızda bulunduralım. Bayağı bir kafamı kurcaladı çünkü. Gidince üzerine uzun uzun baktım. Onun o şekilde olduğunu gördüm yani. Vel kâfı. Kaf harfi fil kafi kafa idgam edilir. Ve hi yine kaf da fiha kafa idgam edilir. Vel kafu kaf harfi fil kafi kafta. Ne demektir? Yani kaf kafa idgam edilir. Tam tersi de kafta kefe idgam edilir. Evet. Ve hi kafta fiha kafa idgam edilir. Evet. Bu idgam ve in bi kelimetin eğer bir kelimede olacak olursa, aynı kelimede olacak olursa bir şart var hocam. Femîmü cem'in cemîmîmi veşrutan. Şart koşuldu. Cemîmîminin olması şart koşulmuştur. Femîmü cem'in. Cemîmîmi olması gerekir. Evet. Mesela işte halâkaküm. Halâkaküm. Bu ikisi bir kelimede kafla kef birbirine idgam edilecekler. Eğer cemîmîmi olmasa idgam olunmazlar. Ne gibi? Halaka kede olduğu gibi. Halak ke yok orada ama halak kum var. Niye? O cemimimi onu sağlıyor. Yani o idgamı cemimimi bize getirmiş oluyor. Evet. Bu veşrudan aynı zamanda ileriye de ait. Veşrudan şart koşulmuştur. Fihinne bunların birbirlerine olan idgamlarında ne olmaları hocam? An muharrakin. An muharrakin. Harekeli harften sonra gelmeleri. Harekeli harften sonra gelmeleri aynı zamanda şart koşulmuştur.
Evet. Pekala. Vel hulfu, hulf vaki olmuştur. Fi nerede? Tallakakünde. Yani idgamcılar, idgam edenler, diyelim ki idgam rivayet edenler, ihtilaf etmişler. Nerede? Tallakakünne. Tallakakünne kelimesinin idgamında, yani tallakakünne şeklinde idgamında ihtilaf olmuş. Efendim var mıdır? Vardır. Sıkıntı yok. Veliha zuhziha. Evet. Zuhziha'nın hasının idgamında. Yani femen zuhziha anin nari. Burayı söylüyor. Zuhziha demekle beraber mesela leyse mesela cünaha aleyküm. Değil mi? Cünaha aleyküm. Diyelim bunun idgamından kaçınmış oluyor. Bu idgam yok. Diyelim. Ondan sonra وَمَا ذُبِحَا عَلَى النُّصُبِ. Halbuki o daha ayın peş peşe geliyor. ذُبِحَا عَلَى النُّصُبِ. İdgam olması lazım gibi görünüyor. Ama yok. Niye? وَلِحَا زُحْزِحَا deyince sadece zuhziha'nın hasının idgamı. Nereye? عَنِنَّارِدَكِ عَيْنَا. İdgamı yeter. Bu kadar diyor. Zaten fi. وَفَا يَف۪ي فِي. Yeter sana bu diyor. Bunun idgamı tamamdır bu şekilde. Evet. Sonra hocam وَذَّالُ فِي سِينٍ. Zen harfi sin'e idgam edilir. Sin harfine idgam edilir. Şimdi oradaki hani saymıştı ya رُولُ سَنَشُدُّ حُجَّتَكْ بَذْلَ قُثَمْ demişti. Değil mi? Onlardan tek tek şimdi alıyor yine. ذَلْ'den devam ediyor. ذَلْ sin'e idgam edilir. Mesela neresi? مَتَّخَلَ سَب۪يلَهُ. Evet. اِتَّخَلَ سَب۪يلَهُ. Bu da diyor iki yerde vardır Kur'an-ı Kerim'de. فَتَّقَلَ سَب۪يلَهُ. Evet. فِي الْبَحْرِ سَرَبَا. Bir de وَتَّقَلَ سَب۪يلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبَا. İki yerde var. Bunlar idgam edilir. Zel harfi buralarda idgam edilir. وَصَاتْ. Evet. Sat harfine de aynı şekilde zel harfi idgam edilir. Bunun örneği de Cin suresindeki مَتَّقَلَ صَاحِبَةً. مَتَّخَسْ صَاحِبَةً diye zel sata idgam edilir. Yani hangi harf nerede kime idgam edilir? Burası onayı anlatıyor. Şurasını adam ya var mıdır yok mudur? Tayyip'in beytini bilsin ne oluyor? Tak çözülüyor mesele. İşte acaba bu zel buna idgam edilir mi? وَذَّلُ فِي سِينٍ وَسَاتْ. Bitti. Neredekiler ama? Sin ve sata idgam edilir. O da مَتَّخَلَ سَب۪يلَهُ مَتَّخَلَ صَاحِبَةً. Bitti. Bu kadar. Evet. Sah demiş. Vesat, el-cim var burada. El-cim, cim harfi idgam edilir. Sah, sahih olarak yani kabul edilmiştir. Eyvallah denilmiştir cimin idgam edilmesine. Nerede? Min zil-me'aric. Zil-me'arici ta'rucu. Zil-me'arici te. Cim te'ye. Oradaki cim peşinden gelen ta'rucunun te'sine idgam edilir. Evet. Ve şat'ehu yine cim nereye idgam edilir? Şat'ehu'da. Yani ehrace şat'ehu. Yani bir kelime söylüyor. Başka bir şey. Hocam ne yapıyor? Söylemiyor. Sen burayı diyor anla. Bunu anlamak için de her ne kadar benim önümde şu anda şerh mesela açık ise de ithafı önümüzü açmış olsak şu anda bu babları, bu konuları ithaftan takip ediyor olsak ithaf zaten tek tek sıralıyor bunları. Yani bu şundan hiç olmasa sadece bize düşen ithafla beraber yolu yine buluruz yani Allah'ın izniyle. اَخْرَجَ شَطْأَهُ. Bu da Fetih Suresi. Haşa bu şu demek değil ama yani nereden de yazmışlar bu şerhleri değil. Yani Allah hepsinden razı olsun. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Bu yazdıkları harf adedince kendilerine binlercesini ziyade eylesin sevap olarak. Onlar az uğraşmamışlar. Evet. Biz sadece onlardan kopya çekip okuyoruz hocam. Şat'ahu racah tercih edilmiştir. Yani ahraca şat'ahu buradaki idgam tercih edilmiştir. İzhar üzerine tercih edilmiştir ama idgam vardır da izhar yoktur demek değildir bu. İdgam da var, izhar da var. Fakat tercih olan ne? İdgam. Tercih olan idgamdır. Vel ba'u ba harfi fi mimi mime idgam edilir. O da nerede hocam? Yu'azzibu men fakat. Sadece yu'azzibu men. Zaten şeyi söylemiş. Başka yok. Yu'azzibu men kelimesi. Bu da topu topu Kur'an-ı Kerim'de 5 yerde. Yu'azzibu men olarak geçen 5 yerde. Bunlar
İşte falanca surede, falanca yerlerde diye zaten yerleri, her şeyi, sırası belli. يُعَذِّبُ مَنْ فَقَطْ deyince, sadece يُعَذِّبُ مَنْ'de bunların idgamı söz konusudur deyince, mesela يَضْرِبَ مَثَلًا, dışarıda kaldı. Burada idgam olmaz. Halbuki bak ne dedi? Ba, mime idgam edilir dedi baştan. Ama kayıtladı onu. Sınırı koydu. Ne diyor? Sadece يُعَذِّبُ مَنْ فَقَطْ. Sadece bunda. Yani يُعَذِّبُ kelimesi, bizatihi kelime olarak يُعَذِّبُ مَنْ مَنْ. Burada. Ha, sen diyor ba mime idgam edilir dedik de sen yaldırıbe meseleni idgam edilir zannetme. Anlatabildim mi hocam? Heh. Mesela senektubu ma kalu. Be mim idgam edilir mi? Edilmez. Niye? Sadece neresi olduğunu sana söyledik diyor. Eyüp neredeymiş? Yuazibu mendeymiş. Değil mi? Hocam bu yuazibu men 5 tane mi dediniz? O kadar da 5 tane. Aynen. Yuazibu men. Bunları da söylemiş hocam. Burada mesela şehirlerde var. Yerlerini hep belirtmiş. Ali İmran'da var. Bir yerde. Maide'de iki yerde var. Ankebut'ta var. Fetih'te var. Mesela. يُعَذِّبُ مَنْ. Bunlar. Başka yok diyor. وَالْحَرْفُ harf. Bir sıfatı. Sıfatıyla beraber. Dikkat edin hocam. Şimdi ne yapacağım ha? وَالْحَرْفُ harf. Bir sıfatı. Sıfatıyla beraber. Hangi harf bu ama? Birinci harfte hocam. Birinci harf. Yani idgam edilen birinci harf. Vel harfu. Yani el harful el evvelu. Yani el mudgam yani. El harful mudgam. İdgam edilen birinci harf sekat düşer. Bir sıfatı sıfatıyla beraber düşer. Ne zaman? Yudgam idgam edildiği vakitte. İdgam edilirse. Yani şöyle de okuyabilirim burayı. Vel yudgam idgam olunursa ney? El harfu harf. İdgam odulur, olunursa ne olur? Sakat, harfin kendi bizzat düşer. Ne ile? Bir sıfatıyla, sıfatıyla beraber. Yani harf sıfatıyla beraber tamamen ikinci harfe, yani ikinci harfin içine girer. Mesela nahlukukum veya halakaküm. İdgam ediyoruz. Halaka ke, kef var değil mi orada? İstifale sıfatlı bir harf. İdgam et. Halekküm. Halek diye bizzat. Kaf ne olur? Bütün sıfatıyla beraber, zatıyla beraber büsbütün kaybolur. Kef harfinin kendisi olur. Halekkum. Bunu anlatıyor. Vel harfu harf. Bir sıfatı sıfatıyla beraber sakat düşer. Ne zaman ama? İyudgam. İdgam edildiği zaman da idgam edilirse o zaman harf ne olur? Birinci harf tamamen kaybolur gider. İdgamı tam. Aynen öyle. Vel harfu bir sıfatı iyudgam sakat. Evet. Pekala. Vel mimu mim harfi doğru mu gidiyoruz? Evet, bazen atlıyorum çünkü. Vel mimu mim harfi indel ba'i. Ba yanında evet an muharrakin harekeli harften sonra gelmek şartıyla olursa ne olur? Tuhfa. İhfa olunur. Yani mim b'ye ne gibi mesela e'leme bişşakirin. Değil mi? E'leme bişşakirin. Mim harfi burada harekeli harften sonra mıdır? E'leme. Doğru. Harekeli harften sonra. E peki ne olacak? Ba harfine uğramış. O zaman diyor ki tuhfa, ihfa edilir. Bu ihfadan kasıt, bazıları bunu idgam diye de hocam tabir etmişlerdir. Mesela zübdenin kenarında yazar. Değil mi? An ihfaiye der mesela böyle yerlerde. E'leme bişşakirin an ihfaiye. Uyuma, uyan diyor. An ihfaiyeye dikkat et. Yani e'lem bişşakirin. Doğru, ihfaya da benziyor yani. Dudak ihfasına da. Çünkü mimle alakalı ya mesele. Dudak ihfasına da mesele benziyor. Ama burada ihfa olarak diyelim ona ifadeyi koymuş. İhfa edilir. Ve eşmimen işmam da yapılır. İşmam da yapılır. İşmam nerede olur mesela? İbrahimu benihi. Şimdi İbrahim benihi. Değil mi? İdgam edilir mi? Yani ihfa yapılır mı? Yapılır. İdgam o anlamında. Yapılır mı? Yapılır. Bu işmamla da okunabilir. İbrahim benihi şeklinde. İbrahim pardon düzeltiyorum. İbrahim benihi gibi de yapılabilir. İşmam da yapılabilir. Ve rum, revm de yapılır. Şimdi az önceki verdiğim misal. İbrahim benihi. İbrahim benihi. Böyle de okunabilir bu.
Evi Türkiye veya terk de edilebilir. Yani mahza idgam yapılır. Tamam mı hocam? Evet. Ama bu işmam ve revm, evet, fi gayri ba. Şimdi mim b'ye uğrarsa iş böyle. Mim b'ye uğrarsa arkadaşlar iş böyle. Lakin ev yahut ütruk, devam ediyoruz. Ütruk yani buradan neyi kastediyor? İşmamı ve revmi terke halis idgam yap. Ama fi gayri ba vel mimi ma'huma. Bu nerede? B ve fi gayri ba, ba'nın dışında, vel mimi mimin dışında, ma'huma ve ikisinin birbiriyle çarpımı, birbiriyle karşılaşması durumunda. Bunları tek tek burada açmış. Dört tane suret oluşur diyor bu şekilde. Yani mesela B, B'ye uğraması yönüyle bir. Nusibu bi rahmetina. B, B'ye uğraması yönüyle bu bir. İki, B'nin mime uğraması. B'nin mime uğraması. Nasıl? Yu'azzibu men. Burası iki. Efendim, mimin mime uğraması. Ya'lemme gibi. Veya e'leme bişşakirin gibi. Mimin B'ye uğraması. Bu dört tane ayrı ayrı burada şey var. Yani dört ayrı konu var. Meselede dört tane ayrı konu var. Bunu anlatırken şimdi diyor ki yukarıda dedik ki diyor B şey mim B'ye uğradığı zaman da harekeli harften sonra gelmesi durumunda ihfa edilir. Bir. İşmam edilir. İki. Revm edilir. Üç. Veya mahza idgam yaparsın. Dört. Ama diyor bu mesele fi gayri ba vel mimi. Ba ve mimin dışında ma'huma dediği de yani ba mime uğraması. Hocam dikkat edelim. Ba'nın mime uğraması, tersten oku, mimin ba'ya uğraması. Bir de ba'nın kendi cinsine, mimin kendi yani misline diyeyim. Ba'nın kendi misline, bir de mimin kendi misline. Ma'huma ifadesi, sadece ma'huma ifadesi bunların birbirine uğramalarıyla alakalı olarak önümüze çıkıyor burada. Tekrar ediyorum hocam. Fi gayri ba vel mimi. Ba ve mimin dışında. Ba ve mimin dışında. Ba mime uğradığı zamanda aldık. Mim ba'ya uğradığı zamanda bunun tersini aldık. Ma'huma dediği zamanda da birbirleriyle, kendi misilleriyle karşılaşmaları. Ba'nın ba ile mimin mimle etti dört suret. Dört tane ayrı konu yaptı şimdi. Diyor ki dört tane suret var. Bu dört suretin dışında bunlar ancak uygulanabilir. Yukarıdaki işmamdır, revmdir, ihfadır veya tam idgamdır. O dört suretten bir tanesi nusibu bi rahmetina gibi ba'nın ba'ya uğraması. Az önceki söylediğimizden yola çıkarak. Efendim yu'azzibu men gibi b'nin mime uğraması. Şimdi ba kendi cinsine, b mime. Ondan sonra üçüncüsü mimin mime uğraması, bir de mimin ba'ya uğraması. Dört tane konu ve dört ayrı mesele. Eğer diyor bunlar böyle olurlarsa, eğer böyle olurlarsa bu yukarıdaki anlattığımız işte ihfa edilir, işmam edilir, revm edilir veya mahza idgam edilir konusu bu iki tane harfin birbiriyle olan mülakatının dışındakilerde gerçekleşir. Şimdi biraz sonra biraz daha açacak. Ve an ba'din bazılarına göre de bi gayril fa. Fa'nın dışındakilerde yani fe'nin fe'ye uğraması dışındaki konularda geçerli olur. Etti 5 konu şimdi. Hocam etti 5 konu. Bakın. B'nin B ile uğraması karşılaşması. B'nin mimle karşılaşması. B'nin B ile nusibu bir rahmetine. B'nin mimle karşılaşması yu'azzibu men. Mimin mimle var. Ya'lemu ma mesela. Mimin mimle
Mimin B ile, o da e'leme bişşakirin, bir de F'nin F ile. Ta'rifu fi mesela. 5 tane konu. Şimdi kimine göre fa'nın yani sadece ta'rifu fi olanda bu işmam, revm, idgam şu bu uygulanmaz. Geri kalan hepsinde karşı karşıya geldiği zaman da uygulanır diyor. Bir kısmı böyle söylüyor. Bir kısmı da bu 4 artı 1 bu fa ile beraber bu 5 konuyu bu işin dışında tutuyorlar. Geri kalan diğer harflerin birbirleriyle karşılaşmasını bu işin içine alıyorlar. Yani işmam da yapılır, revm de yapılır, efendim idgam da yapılır gibi. Efendim sadece ta'rifu fi olan yerde burada diyor dudak harfidir. Dudak harfinin olması işte işmamın olmasına hani doğru ya yani işmam dudaktan yapılıyor sonuçta. Ta'rif yani burada bir şey var. Zorluk var burada. Zaten B ile Mim'in de hep böyle birbirleriyle mülakatlarının, işmamın bunlarda sıkıntıya girmesinin sebebi hep dudak harfi olmaları. Yani yu'adzib nasıl yapacaksın diyor onu. Nusib bi rahmetina. Mesela hakikaten bir zorluk söz konusu. Veya işte e'leme bi şakirin de zaten olmaz. Niye? Fetha. Fethada işmamın işi ne? Veya revmin işi ne değil mi? Çünkü fethada işmam ve revm zaten olmaz. Tarif en zoru da diyor tarifu fi vücuhihim idgamını yaparken işmam yapmak. Tarif bu sefer ne olduğu belli değil yani. Bir tuhaf bir hava oluşuyor. Sadece bunda olmaz, geri kalanlarda yine olur demiş birileri. Ama birileri de demiş ki bu beşin beşinde de olmaz bu dediklerimiz. Anlatabildik mi o zaman meseleyi? Biraz çetrefilli bir şey. İnşallah anlatabildik. Gayrı fe'nin fe'ye vuraması mı? Evet hocam. Yani fa'nın dışındakilerde kabul etmişler. Olur bu işmam, bu revm olur demişler. Ama fa'nın fa'ya uğramasında bu olmaz demişler yani. Birileri bunu sadece bir konuyla sınırlandırmış. Sadece bir harfi, bir harfle sınırlandırmış. Kimileri de beşini birden almış yani. Demiş ki olmaz. Evet. Pekala. Ve mu'tellün seken. Mu'tellun seken qablumduden ve kusuruhu. Evet. Ha bu ne demek? Ve mu'tellun idgam edilen harfin makabli illetli harf olursa ve mu'tellun seken. Yani sakin ve illetli harf. Sakin ve illetli bir harf olursa ne olur bu? Bu ayrı bir kaide. İdgam ile alakalı ayrı bir kaide. İdgam olan harfin diyor makabli hocam ya müteharrik olur ya sakin olur. Öyle ya. Ya müteharriktir veya sakindir. Ya illetlidir veya sahih harftir. İlletli olması de malum vav, ya, elif yani bunlardan birisi mesela. Kâle lehum. İdgam edilen harfin makabli burada ne olmuş olur? Elif. Mesela. Efendim kîle lehum. İdgam edilen birinci harfin makabli ne burada? Ye. Diyelim mesela. Yekulu lehu veya vav yani ha böyle olduğu zaman da illetli harf olduğu zaman da kablu öncesi ve mu'tellun seken kablu dediği yani idgam edilen harfin öncesi illetli ve sakin olursa illetli ve sakin olursa o zaman ne olur? Ümdüden ve kusurhu hem med edilir hem de kasredilir. Yani ümdütten kasıt sadece med yapmak değil aynı zamanda tevessut da ümdüdün içine girmiş olur. Yani tul, tevessut, kasır caizdir böyle bir yerde. Diyelim ki kâle lehu okuyoruz değil mi? Kâle lehu. Ben bunu nasıl okuyabilirim? Dört de okuyabilirim. Yani kasır da okuyabilirim. Efendim, tevessut da okuyabilirim. Tul de okuyabilirim. Bunun kasrı kâle lehu gibi. Misal idgamı yani neye giriyor? Böyle bir durumda idgam meddi lazım kısmına giriyor. Bunun tulu 4, tevessudu 3, kasrı da 2'ye kadar düşer. 1'e düşer mi? Düşmez. Yani kallehu diye idgam olmaz. Ya kasır 2'dir, tevessudu 3'tür, tulu 4'tür bunun yani. Kallehu gibi meddi lazım olarak düşünüldüğü zamanda.
Evet. Pekala. Ve sahihu, sahih olduğu zamanda, yani idgam yapılan harfin makabli sahih olduğu zaman fal idgamuhu lil usri. Zor olduğu için idgamı yapanlar burada az olmuştur diyor hocam. Yani idgamı yapanlar vardır, yok değildir ama nedir bu hocam? Ehli edadan gelen bu rivayet azdır sadece. İdgam yapanlar azdır. Hiç yapmaz demek değildir. Zira yapanlar var, yapmayanlar yani böyle bir yerde idgam yapmayanlar, izhar alanlar da vardır. Vel ihfa. Burada vel ihfa, ihfa yapmak, ihfa yapmak nedir? Ecel. Vel ihfa ecel. Buradaki ihfadan kasıt diyor ki beynel idgam vel izhar, yani idgamla izhar arasında ne idgam, ne tam bir idgam var söz konusu, ne de izhar. Bunu duyan yani ihtilas duymuş olacak. Şehru Ramazanellezî mesela. Şehr Ramazanellezî diye idgam var mı? Var. Ama bunu yapanlar diyor az olmuştur. Zor olduğu için böyle bir yerde. Veya fil mehdi sabiyya mesela. Meh sabiyya. İdgam edilen birinci harfin makabli nedir? Sakin bir harftir. Sahihtir. Sahih olduğu için idgam yapılması burada zor olduğundan dolayı birileri bunu az, yani az kişi idgam rivayet edenler bu noktada az, ama burada ne yapmışlar? Fil mehd sabiyya diye ve fil mehd sabiyya gibi orayı ihfa yaparak okumuşlar. Buradaki hareke ihfası eşittir. Hocam nedir? İhtilastır. Hareke ihfası. Harekenin ihfası burada. Yoksa normal bildiğimiz ihfa tabii ki değil yani. Olmaz. Bildiğimiz ihfa nedir? Normal tenvin ve nun-u sakinin ihfasıdır ki burada öyle bir durum yok zaten. Burada harekenin ihfasından bahsediyor. Veya şöyle de düşünebilir. İdgamı ihfa etmek. Yani idgamı orada gizliden götür gibi anlaşılır ki bu da yani yine kitaplardaki anlatılan buradaki ihfadan kasıt harekenin ihtilas yapılması. Mehdi sabiyye veya şehru ramada, şehru ramadan ellezî gibi. Evet. Ecel hocam yok. Az yapan dediği şurası. Ve sahihu, sahih olduğu zaman kal, kalle yani. Kal idgamuhu, kal idgamuhu, kalle idgamuhu. İdgamı yapan az oldu. Şimdi diyeceksin ki hocam idgam az oldu aslında. Mana o. Bu idgamı yapan var sonuçta. Biz idgamuhu deyince idgamı, buranın idgamı azdır. İdgamı yapanı azdır ki idgam azdır yani. Malum şiir vezni olması münasebetiyle kelimeler az ama ifade çok. Ecel kuvvetli olan görüş budur. İhfa edilmesi. Vel ihfa ecel. Yani kuvvetli olan, ekva olan demiş hocam. Ekva hücceten. Yani bunu ihfa edilmesine kuvvetli delil asıl ihfa edilmesi yönünde. Ama idgamı nedir? Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama azdır. İdgam yapanı bunun azdır. Vel ihfa ecel. Oldu 140 beyt. Elhamdülillah. Ve faka. Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Eğer olursa derste yine düzeltiriz Allah'ın izniyle de. Zor olduğu için hocam. Lil usri zor olduğu için. Usri. Evet. Usur kelimesi zor söylenir. Yusur kelimesi kolay söylenir. Usur, usurdur hocam. Yusur, yusurdur. Evet. Vafaka, muvafakat etti. Fi idgami saffen zecra. Fi idgami saff. Yani ve saffati saffada t'nin sata idgamında muvafakat var. Zecran ve zecirati zecran. T'nin orada z'ye idgamı var. Zikran fettaliyati zikran. T'nin yine zikranın z'sine idgamında. Ve zerven ve zariyati zerven. T'nin yine zele idgamında. Evet. Sonra kim muvafakat etti hocam? Muvafakanın faili geldi. Fit. Fit denince orada ne var? İmam-ı Hamza değil mi? İmam-ı Hamza. Fid. İmam-ı Hamza.
ve zikran el ukhra. Evet. Bir de bir zikran kelimesi daha var ama nerede? O da diyor el ukhra, son zikran kelimesi. O da fel mulkiyati zikran. Mürselat suresinde son, Kur'an'ın sonunda artık son defa gelecek olan bir zikran var diyor. Bu ne demektir? Arada başka zikranlar varsa bizi çok da bağlamaz demektir yani. Zikranil ukra'dan kasıt, el ukra kelimesinden kasıt, son gelen, yani Kur'an-ı Kerim'de son defa ağzına alacağın, okuyacağın zikran kelimesi. Fel mulkiyati zikra. O da nerede? Mürselat'ta. Fel mulkiyati zikra. Mürselat suresinde. Sonra subhan. Doğru mu okuduk hocam orayı? Ve zikranil ukra, doğru. Son zikran. Subhan, bir de subuh gelecek diyor. Yani ve sahibi bil cembi. Ve sahibi bil cembi. Subhan. Bir atladık mı burada? Atlamadık değil mi? Tamam. Subhan, düzeltiyoruz arkadaşlar. Subhan fel mughirati subha. Fel mughirati subha. Biz ve sahibi cem ileridekini aldık hele. Fel mughirati subha. T'nin sata idgamı var orada. Evet. Onur hocam, anlaşıldı mesele. Değil mi hocam? Evet. Fel mughirati subhan. Qara hulfin. Kim yapıyor bunu? Bravo. Hallat neyle yapıyor? Hulfin. Hulüfle. Ama Hallat bunu hulüfle yapıyor. Ebu Amr yapmıyor mu peki? Bunları yapıyor. Çünkü biz nereden biliyoruz bunu? Vafaka dedi ya. Bir önceki beytte vafaka. Yani muvafakat eden kim? Şu 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 kelimelerde fe. Şu 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 kelimelerde de kaf. Kaf hulüfle. Ebu Amr'a muvafakat ediyor. Yani İşi buraya kadar getirdi. Buraya kadar anlattığı hep Ebu Amr'a göre olanlar. Dikkat ettiyseniz. Yani vafakaya kadar ifade hep Ebu Amr'ın idgamları. Hep Ebu Amr'ın idgamları. Tabii bundan sonrakilerde de yine Ebu Amr var. Ama dikkat ederseniz vafakayla bağladığı işi. Vafaka kelimesiyle beraber anlıyoruz ki Ebu Amr yine bunlarda da var. Ebu Amr'ı muvafakat edenlerden bahsediyor şu anda. Ebu Amr'ı muvafakat edenlerden. Vafaka fi idgami saffen zecra. Aynen öyle hocam. Bravo. Vafaka mesela vafaka hamzatu eba amrin. Değil mi? Ebu Amr'a ne yapmış oldu? Muvafakat etmiş oldu. Nerede? İşte ve saffati saffade. Fezzacirati zecrade. Fettaliyati zikrade. Felmulkiyati zikrade. Ondan sonra yine Mürselat suresindeki fel-mughirati subhâle. Bunlar da kim? İşte İmam-ı Hamza'nın muvafakat ettikleri, sadece kafın hulüfle muvafakat ettikleri devam ediyor. Bunlar muvafakat, bitti. Şimdi yeni muvafakatlara başlıyor. Vebe ve-s-sahibi. Ve-s-sahibi bil-cembide. Nisa suresinde yine sahibinin basının idgamında muvafakat. Biket temara, evet, burada vebe ve sahibi, yani ve sahibi bil cembi. Ebu Amr yapıyor mu burada? Yapıyor. Muvafakat var. Biket temara. Şimdi biket temara'dan Ebu Amr'ın idgamı normalde var mı? Yok. Biz bunu nereden anlıyoruz? Ebu Amr'ın idgamının olmadığını. Halbuki bak muvafakat sayıyor şu anda. Muvafakat sayıyor. Ama biz diyoruz ki biket temara'da zanne. Kim zanne? Şeyh Yakup Hazretleri. Diyor ki bike tetemara. Bike tetemara'nın idgamında bike tetemara diye idgam yapan zanne. Sadece Şeyh Yakup Hazretleri. Peki Ebu Amr burada niye, nasıl yok? Biz bunu nasıl burada yok diyebiliyoruz? Halbuki muvafakat sayıyor. Dedi ki şunlar 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 idgamda Ebu Amr'a muvafakat eder. Şuradan hocam. İlk başta demişti ki Ebu Amr'ın bir kelimede olup da idgam ettiği iki kelime var. Hatırlayın. Menasikeküm, bir de meselekeküm demişti. Ha bitti. Ebu Amr'ın iki tane var böyle. Bir kelimede olup da idgam ettiği iki tane kelime var. Bunların dışında yok. Dolayısıyla biket temerada Ebu Amr'ın idgamı olamaz.
Sadece Şeyh Yakup var demektir burada. Evet. Ve be ve sahibi var ya, o evet. Geriyle mi alakalı? Hocam, geriyle alakalı şöyle, muvafakat sayıyoruz muhabbetiyle alakalı. Etti değil mi? Bir kere temara ayrıldın mı orada? Orada ve be ve sahibi, şöyle söyleyelim bakın hocam. Ve be ve sahibi, sahibi bil cemminin idgamında Ebu Amr'a muvafakat etti. Etti. Kim o? Zanneyi oku direkt. Bir kez temarayı atlayın. Zanne değil. Kim muvafakat etti? Şeyh Yakup Hazretleri. Tamam mı hocam? Ondan sonra diyorum ki bir kez temara. Sadece bir kez temarayı idgam yapan kim? Zanne. Yine zanneyi oku. Şeyh Yakup Hazretleri. Peki niye muvafakatın içinde gibi görünüp de biz Ebu Amr'ı dışarıda tuttuk? Ebu Amr'ın muvafakatı gibi dedik. Ama sonradan dedi ki bir kez temarada Ebu Amr'ın idgamı yok. Onun da ifadesi nerede dedik? İşte bir kelimede olup da idgam ettiği iki kelime saymıştı bize ilk başta idgam konusunda. Fekilmeten mitley menasikkum ve ma selekekum. İki kelime saydı. Ebu Amr'ın bir kelimede olup da idgam ettiği iki tane kelimesi var. Menasikekum aynı kelimede. Bir de meselekekum, o da aynı kelimede. Bunları idgam eder. Biket temara bunlardan değil. Demek ki biket temara'da sadece Şeyh Yakub'un idgamının olduğunu neye göre söyledik? İşte oraya göre söyledik. Anlatabildik mi meseleyi? Evet. Ama sanki biket temara ayrı gibi. Hocam biket tetemara'dır ya aslında. Yani yok tetemara mesela. Febi eyyi alâi rabbike tetemara. Biz böyle okuyoruz ya. Mesela biz bunu okurken tetemara aynı kelimede t'ler. Kelimeler aynı. T'ler aynı kelimede. Dolayısıyla biket temara diye burayı Ebu Amr idgam yapar mı? Yapabilir mi? Yapamaz. Niye? Çünkü aynı kelimede. Aynı kelimede idgam yaptığı kaç kelime var? İki kelime var. Bitti. O da işte menasikeküm, menselekeküm. Bunlar da idgam yapıyor. Evet. Hocam o yüzden takrib başlamadan önce bu kitabın bu tarafı okunacak. Of. Yani oturup şimdi takribe başlamamış olduğunuzu düşünün. Bunu okuyoruz misal. Siz bunun takribe başlamak niyetinde olduğundan dolayı sen bunun müzakeresini de yapacaksın, muhabbetini de yapacaksın. Oho, o kavait nasıl olacak biliyor musun hocam? İki ay, sadece iki ay şu baş tarafı okuyacağız. Ondan sonra takribe başlayacağız. Bak takribin tadına. Bak takribin tadına ondan sonra. 200-300 beyt mi hocam? Tabii burası. Bu kadar. Bu kadar. Yani idgam meselesini şimdi bir hoca ile beraber tek tek ele almak var böyle. Tek tek. Şimdi idgamı okuduk bitirdik. Hadi arkadaşlar şuranın şöyle bir özetini çıkaralım. Bir oturursun hocam. Bir yarım saat, bir saat yorarsın kendini. Bir özet çıkarırsın. Görürsün önünde. Ha nereler geldiğinde idgam yapacağım. Adres belli. Her şeyiyle beraber. Ondan sonra takribe gir. Bak ne oluyor ortalık. Evet. Yani takribin başlamasında, başlangıcında Tayyibe ile takrib daha doğrusu beraber okunur mu? Okunur. Ve evet, çok da güzel olur. Tayyibe ile takribin başında bunun baş tarafını okuyacaksın. Ondan sonra ne yapacaksın? Ferşi huruf dediğimiz yere geldik mi? Bakara suresinin Bismillah başına. Ve mâ yuhâdi'ûne yakda'ûne diye başlayacak. Oraya kadar geldin mi? Ve mâ yuhâdi'ûne'den itibaren de aldın hele Tayyibe'yi. İtaf bir taraftan takip et. Bir taraftan Tayyibe'nin o metnini takip et. Ki mühezzep var mesela. Tayyibe'nin bu noktada güzel takibini yapıyor. İtafın veya işte vücuhatın diyelim. Onunla beraber yürü. Yani takrib bittiğinde Tayyibe de bitmiş olur. Ve tadın da yerinde yani. Şimdi tam ters oluyor değil mi hocam? Şimdi biz yaptık. Damından aşağı indiriyoruz yani binayı. Gibi oluyor. Öteki türlü harcı kumu hepsini karıştırıp çıkacaktın. Ve çok da güzel olacaktı. Bir dönem, iki dönem bu şekilde okuttum ben onu. Çok da güzel oldu. Kısmet böyleymiş. Burada en şanslı şu anda aşereyi bitirmek üzere olanlar yani. Evet. Takribi bitirenler veya takribi bitirmişler çok da şanslı değil bu hususta yani. Ama ne yapmışlar? Usulü hep böyle getirmişler. Aşere takrib okunacak, Tayyibe sonra okunacak. İyi de mübarek bu takribi al ortaya ya. Baştan o takribi okunmuş şey, takribi diyorum. Tayyibe'yi ortaya al. Tayyibe'yi ortaya alınmış olsa Tayyibe'nin bu baş tarafının okunması var ya talebeye müthiş kolaylık. Takribi okurken. Evet.
Burası da ayrı bir parantez işte. ثُمَّ تَفَكَّرُوا هَا اَنْسَابَ غَب۪ي. Evet. Evet. اَنْسَابَ غَب۪ي yani فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمُنْ اِلْغَامُنْدَ. Hocam Ebu Amr'a muvafakat eden kimdir? Gabi. Yes. Vagaştı ya. Va. Şeyh Yakup. Gayın. Yes. Ruveys. Vagaş. Şınha. Değil mi? Yes. Dolayısıyla bu yes'tir yani. Gabi'nin gayını. Evet. Sonra. Sümme. Sonra. Neymiş hocam? Sümme tefekkeru. Afven. Sonra değil. Ayetin kendisi orası. Burası da ثُمَّتْ تَفَكَّرُوا Sebe suresinde evet ثُمَّتْ تَفَكَّرُوا تَتَفَكَّرُوا idi ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّهِ yok mu? Heh, oranın T'nin T'ye idgamı yine Ebu Amr'la alakalı değil bu. Yine nereden biliyoruz alakalı olmadığını? Heh, o yukarıdaki iki kelime onun. Başka yok. Yani Ebu Amr'ın bu soru mesela hocam çok böyle zaman zaman da böyle sorarlar bunları. Ebu Amr'ın muvafakat yani Ebu Amr'ın bir kelimede olduğu halde idgam ettiği neresidir? İki yer. Onlar da işte onlar. Bu yine yesin işleri hocam bunlar. Şeyh Yakub'un yesinin işi diyelim yani. Nusebbihaki la ba'du ve raccih le zehab ve kibela. Nusebbihakkila. Nusebbihakkila. Bu ne demek? Nusebbihake kethiran. Şimdi nusebbihake kethiran ve nezkürake kethiran. Kila malum tesniye ifadesidir. Değil mi? Kila, kilta bunlar Arapçada tesniye ifadeleri. Kila mesela ne geliyor? Ayet-i kerime vardı ya. Değil mi? Anne babaya ve kallâ rabbüke ellâ te'amud ileyhine. Değil mi? İmmâ yebluvanne indikel kibar ahaduhuma ev kilâhuma. Onlardan birine yahut ikisine de. Yani işte nasihati yaparken Mevla emri daha doğrusu verirken kilâ. Şimdi kilâ denince nüsebbihak kilâ denince nüsebbihake kethîran başka? Ve nedikürake kethîran bak peş peşe ikisini anla diyor yani. Kilâ denince nüsebbihake kethîran bir bir de peşindeki ve nezkürake kesira bu keflerin kefe idgamları. Nusebbihake kesiran idgam bir de ve nezkürake kesiran idgam. Kiladan kasıt o. Heh. Peşindeki kila ba'du diyor ya kila ba'du. Kila ba'du. Yani o oraya doğru uzatın şeyi hocam. İfade oraya doğru uzuyor. Kila ba'du peşindeki kendisi ve peşindeki bir tanesi toplam iki tanesi. Evet. Kila ba'du. Nusebbihake kethiran ve nezkürake kethiran. Bir de kila ba'du peşindeki iki tanesi inneke künte bina basira. Bir de o. Nusebbihake kila denince nusebbihake kethiran bir. Bir de arkasından gelecek iki tane daha. Ve nezkürake kethiran inneke künte bina basira. Bir de onlar var peşinden. Anlaşıldı mı mesele? Yani toplam kaç tane oldu bunlar? Üç tane oldu. Nusebbihake kethiran bir. Kila ba'du arkasından gelen iki tane daha onlardan ne dikurake ketiren inneke kunte bina basiran evet pekala bunlar yine yes bunlar da var Ebu Amr da var bunlarda var Ebu Amr'da herhangi bir sıkıntı yok bunlar hep Rüveys'in şeyleri ne derler ona evet idgamda muvafakatları demek ki Revih yok yani işin içinde burada. Ve raccih tercih et le zehebe ve kibela. Evet. Yani le zehebe bi sem'ihim. Bu idgamı tercih edilmiştir diyor. Buradan itibaren tercihleri sayıyor. İdgamı tercih edilenler. Ve raccih le zehebe bi sem'ihim. Evet. Ondan sonra bu bir yani. Le zehebe bi sem'ihim bir. Ve kibela ve kibela dedi la kibela lehum la kibela lehum 2 burası Neml suresinde ondan sonra ceale nahlin hocam ceale lekum ler var ya Nahl suresinde 8 yerde
Meşhur Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ami. İşte oradakiler bir de bir geride bir iki tane daha var. Toplam Nahl suresinde 8 yerde. 9 ledehe bi semihim la qibala lehum 10. Evet. Ennehu necmi ma'a Necm suresindeki ennehular. Necm suresinde 4 tane ennehu huve var. 4 tane burada kastedilen ilk iki tanesi. Yani ennehu huve agna ve agna ve ennehu huve rabbu şi'ra. Tamam. Bu evet. Bunlar da ilk iki tanesi. Necm suresinin ilk iki tanesi. Toplam etti 12 tane yer saydı hocam bu şekilde. Bak. Ledehebe bisemihim 1. La kibele lehum 2. 8 tane ve ceale lekümler etti 10. Ve ennehu huve agna ve agna ve ennehu huve rabbu şi'ra 12 tane etti. 12 yer. Bunlarda idgam tercih. İzhar yok değil. İzhar var. Ama tercih idgamdan tarafa kullanılmış. Sonra ve kulful evveleyni ve kulful evveleyni Necm suresinde ilk iki geçen var ya, o da neresi? İlk iki geçen hocam. Ve ennehu huve adhaka ve ebka ve ennehu huve emate ve ahya. Buradaki bizim yani ennehu necmi dediği Necm suresinden saydığı Necm suresinde saydığı 4 tane dedik Necm suresinde. Ve ennehu huve adhaka ve ebka ve ennehu huve emate ve ahya. Bunlar önce gelenler. Ondan sonra ve ennehu huve agna ve agna ve ennehu huve rabbu şi'ra. Bunlar da sonra gelenler. Bu sonra gelenlerde idgam tercihli. Ve hulful evveleyni. İlk iki tanesi. Yani ve ennehu huve adhaka ve ebka ile ve ennehu huve emate ve ahya. 43 ve 44. ayetlerde bunlar. Bunlar Necm suresinde ilk gelen idgam yerleri. Bunlarda huluf yine var. Efendim neyle beraber? Ma litusna'a. Litusna'a ala ayni. Buranın da idgamı. Aynı şekilde yes için hulufle. Ama Ebu Amr var mı bunların hepsinde? Var. Hiç sıkıntı yok. Bunlar çünkü hep aynı kelimeler. Bunlar zaten var. Burada yes'in şey ne burada? Yes'in idgamının tercih edildikleri, yes'in izharının tercih edildikleri. Ama bunların sayılanların tamamında yes yine var. Fakat kimisinde yes'ten idgam rivayet edenler ne yapmışlar? İdgamı tercih edenler var içinden, izharı tercih edenler var. Ama her defasında izharı tercih etse de idgam mutlaka vardır. İdgamı tercih etse de izhar mutlaka vardır. Yani hulüfledir sonuçta. Hepsi hulüfle. Evet. Mübeddilel kehfi. Mübeddilel kehfi la mübeddile li kelimatihi olacak değil mi? Bu nerede var? Kehf suresinde mübeddilel kehfi dediğine göre zaten kehfi mübeddili diyor yani. La mübeddile li kelimatihi ve len tecde min dunihi mültehadan var. Heh, tamam. Evet. Ve bel kitaba ve bel kitaba el kitabe şimdi ve bel kitaba bi eydi bil hakkı. Yani el kitabe bi eydihim el kitabe bil hakkı. Buralarda hep yesin diyelim şeyleri, idgamları. La mübeddile li kelimatih misallerini bakıyorum, arıyorum da bu taraf almamış. Bizzat söyleyeyim dedim. La mübeddile li kelimatih kehif doğru. El kitabe bi eydihim bir de el kitabe bil hakkı. Tamam. Ondan sonra ve in azabe. Bu da el azabe bil mağfirah. İdgam. El azabe bil mağfirah. Bu da Bakara suresinde. Sonra vel kafu fi kanu. Kanunun kafunun idgamı. Yani kedalike kanu. Burası. Ve kella enzela. Evet. Ve kella dediği de sadece bir kella ile geldi iş anlayalım kitaptan. Ha burası neymiş? Rabbeke kella. İnfitar suresi. Yani Rabbeke ki sadece kella'yı anlaşıldı. Kella. Ama ma kabilinde bir kef geçen ke işte.
O da neresi? Rabbeki kelle. Şartı mı? Şimdi bakıyorum. Tamam, kelimeyi biliyorum. Orada bir şey var ama orasını da çok da bu anlamda çıkaramadım yani. Ne yapıyorum bu sefer ben? Ha, bakıyorum ki ya burada bir şey olması lazım. Burasını hocam ithaftan açın. Bak ithaftan açın. Gidin eve açın ithafı. Aynısını anlatıyordur. İthafta aynısını anlatıyordur. Yani şer olmasın önünüzde. İthaf olsun yine iş görürsünüz. Ama şerhe baktığın zaman da direkt zaten almış. Diyor ki Rabbeke kella. Sadece kella'nın ne olduğunu anlatıyor bize. Evet. Cümbel kâfı fî kânû'deki kânû nerede? Kedâlike kânû yu'fekûn. Hocam. Kedâlike kânû yu'fekûn. Evet. Bu da Rum suresiymiş hocam. Rabbeke kella infitar suresi. Ve kella dedik. Enzela. Enzela. Bu da neml. Enzela deyince Allahu Ekber. Enzele leküm geçiyor iki yerde. Bak enzela oradaki elif tesniye elifi gibi görünüyor. Enzele, enzela, enzelu diyeceksin ya mesela diyelim. Mesela tesniye elifi ama buradaki kasıt Kur'an-ı Kerim'de geçen iki tane enzele. İki enzele. Onlar da nerede? Onu da söyleyeyim. Bir Neml suresinde 60. ayet demiş. Bir de Zümer suresinde 16. ayette enzeleleküm. Enzeleleküm. Bunlar. Neml suresi 60, Zümer suresi 6. 16 dedim. 6 olacak. 6. Enzeleleküm. Temessel. Sadece bir kelime söyledi yine. Gel de bul bunu. Fetemessele leha beşeran seviyyanın lemın lama idgamı. Fetemessele leha. Ondan sonra min cehenneme. Min cehenneme de min cehenneme mihadun. Bu da A'raf suresindeki lehum min cehenneme mihadun ve min fevkihim gavaş var ya. Orası. Ce'ala. Evet. Ce'ale leküm min enfusikum. Burası da Şura suresi 11. ayette. Hocam toplam 14 tane kelime saydı az önce şeyden itibaren. Ne onun ismi? Evet. Sümmet tefekkerudan itibaren yukarıdan aşağı hepsini şura. Evet. Ceala şura. Ceala şura. Ve anhu bazıları Rüveys'ten bazıları yani Rüveys adına idgam rivayet eden bazıları fiha ceale evet vel ba'du fiha escela tescil ettiler. El-ba'du fiha ve anhu Rüveys'ten evet el-ba'du bazı idgam rivayetçileri fiha bu konularda bu anlattıklarımızda gerideki anlatılanların tamamında evet escela tescil ettiler. İdgamı tescil ettiler. Yani idgamı ne yaptılar hocam? İzhar yok demek değildir. İzhar vardır ama İdgamı tescil ettiler, kabul ettiler. Bu idgam olarak yes için bunlar vardır dediler hocam. Nakile an Yaqube. Evet. Pekala. Nakile denildi ki an Yaqube, Yakup için idgamlar vardır. Ma o idgamlar vardır ki libnil ala. İbnil ala'dan kasıt Ebu Amr Hazretleri'dir. Ebu Amr için olan idgamların tamamında başka bir şey. Ebu Amr için olan idgamların tamamında Şeyh Yakup'ta vardır dediler. Evet. Şeyh Yakup'ta vardır dediler. Beyyete huzfuz. Hocam bugün dersi bayağı uzattık. Burada bırakmış olalım. İnşallah. Evet. 10 dakika uzatmışız dersi. Mübarek gidiyor bir taraftan. Ömer Hoca beni bitir dedi. Ben de bitirmeye gayret ettim ama olmadı. Bitiremedik yine. Başka meseleler de girince... Cenab-ı Hak bizlere ifade, sizlere güzel istifadeler ikram eylesin. Gelmiş geçmişlerimize. Kaldığımız yer. Vel kâfu fî kârdan bir daha toparlarız orayı. Gelmiş geçmişlerimize El-Fatiha.